Bu bir süper arabanın hikayesi. Tüm kuralları yıkmış bir araç. Tasarımı diğerlerinden tamamen farklı. Gövdesi kare bir kutuyu andırıyor. Çok kullanışlı bir dört koltuklu tasarım. Böyle bir araç için oldukça uygun fiyatlı. Devasa bir mega fabrikanın üretim hattında seri olarak imal ediliyor. Milyarlarca dolar değerinde bir şirketin oynadığı milyar dolarlık kumarın sonucu. Japon araba üreticisi Nissan yılda 5 milyon araba üretir. Ancak hepsinin eşit yaratıldığı söylenemez. Bu GTR. Olağanüstü hızlanma yeteneği. Vites değişim hızı birkaç saniye. El yapımı motor. Gelmiş geçmiş tüm arabalar arasında en iyi aerodinamiğe sahip. Kimileri bunun otomobil tasarımı mantığına aykırı olduğunu söylüyor. Bu özelliğine rağmen fiyatı, Porsche, Lamborghini ve Ferrari gibi markaların çok altında. Bu tam anlamıyla bir canavar. Nissan dünyanın 6. büyük araba üreticisi. 80 yıllık şerefli bir geçmişi var. Ancak 1999 yılında 20 milyar dolarlık borç ve kimsenin satın almak istemediği modası geçmiş arabalarıyla iflasın eşiğine gelmiş. Şirket için çok zor günlerdi. Tabii ki böyle bir tarihi ve saygınlığı olan, ancak gerekli ürüne ve teknolojiye sahip olmayan bir marka için acıklı sayılabilecek bir durumdu. Bu nedenle yeni bir genel müdür atandı. Carlos Ghosn, durumu kurtarmaya yetkin, sıra dışı bir lider. Lübnan kökenli, aynı zamanda Fransa ve Brezilya vatandaşı olan Ghosn, bir Japon şirketini kurtarmakla görevlendirilmiş az sayıda yabancıdan biriydi. Bütçeyi kıstı, fabrika kapattırdı ama yine de araba sattı. 2 yıl içinde 20 milyar dolarlık borcu 2.7 milyar dolarlık kâra dönüştürdü. 3 hafta önce en zor vaatlerimizden biri olan Nissan 1.80'den 1 milyon adet ek satış gerçekleştirerek Nissan'ın diriliş sürecinin tamamlandığını ilan ettik. Bu iş dünyası tarihinin en çarpıcı diriliş hikayelerinden biriydi. Ghosn, simge haline gelmiş bir Japon markasını kurtararak ulusal bir kahramana dönüştü. Şirketi araba üreticileri listesinde tekrar zirveye çıkarmak ve marka güveni yaratmak isteyen Ghosn büyük bir kumar oynadı. Şirketin en tanınmış ürününü yeniden yaratmaya karar verdi. Efsanevi Nissan GTR. Bundan daha iyi bir seçim olamazdı. Ne kadar süreceği umurumda bile değil dedim. Performansı çok yüksek bir araba olmasını istiyorum. Ve işe yaradı. Şirket milyonlar kaybetti ama endüstrideki eski konumuna tekrar kavuştu. Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Simon Sproul da Nissan markasının yeniden doğmasında rol almış bir isimdi. GTR gibi bir aracı geliştirmek, dünyanın en iyisini vaat etmek ve büyük bir söz vermek demektir. Böyle bir işe kalkışmanın da, altından kalkamamanın da bedeli çok ağır olur. Ghosn'a göre bu işe uygun olabilecek bir tek kişi vardı. Kazutoshi Mizuno. 40 yılda araba yarışı mühendisliğinden ekip direktörlüğüne ve araç tasarımcılığına kadar pek çok iş yapmıştı. Bunlar bir süper araba yaratmak için ihtiyaç duyulacak vazgeçilmez tecrübelerdi. Mizuno, GTR'ın vaftiz babası oldu.
Süper araba pazarı sadece ileri sürüş tekniklerine ya da aracın bedelini ödeyebilecek kimselere açıktı. Ben bu durumu pazarı herkese açarak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper araba yaratarak değiştirmek istedim. Yeni arabanın 4 koltuğu, bir golf takımı çantasını alabilecek büyüklükte bir bagajı ve bunlara ek olarak kullanan her kim olursa olsun hangi yolda ilerlediği fark etmeksizin saatte 300 kilometreden yüksek bir hıza ulaşabilmesi gerekiyordu. Müşterilerimizin de kendilerini aracın kendi kadar süper hissedebileceği, herkesin her yerde ve her zaman kullanabileceği bir süper araba yaratmak istedim. Hedefim buydu. Aracın bedelini 100 bin dolarda tutmak içinse süper arabaların imalat yöntemini gözden geçirmesi gerekti. İnsanlar yüksek performanslı araçların mutlaka el yapımı olması gerektiği gibi bir yanlış kanıya sahip. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu araba seri üretim bir araba olacak, üretim hattından çıkacaktı. Cüretkar bir fikir. Bir süper arabanın her parçası yüksek süratin sonucu olan aşırı strese maruz kalır ki bu da parçaların büyük bir özenle bir araya getirilmesi gerektiği anlamına gelir. Küçücük bir hata gerçek bir facia ile sonuçlanabilir. Saatte 300 kilometre hıza ulaşabilen bir aracın seri üretimi, böyle bir aracın elde yapılmasına kıyasla her bir parçada 4-5 kat daha fazla kusursuzluk gerektirir. Tochigi, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 80 kilometre kuzeyinde bulunan Nissan'ın son teknoloji parça birleştirme tesisi. Tam 600 futbol sahası genişliğinde. İçindeki 5 yemekhanesi ve bir hastanesiyle tam anlamıyla bir mega fabrika. Saat sabah 6.30. 2000'den fazla işçi vardiyaya başlıyor. Bu tesiste günde 1000 adet araba üretiliyor. Çoğu en yeni seri üretim teknolojileri kullanılarak üretilen, satış oranı yüksek orta sınıf modeller. Ancak banttan çıkan her 7 arabanın bir tanesi GTR. Yani Japon otomotiv endüstrisinin poster çocuğu. Ancak bu arabaları da 4 kapılı aile arabalarını bir araya getiren kişiler bir araya getiriyor. Tochigi'deki üretim bandının uzunluğu yarım kilometreden fazla ve 160 pozisyondan oluşan 2 çemberi var. Vardiya başlar başlamaz band harekete geçiyor. Her pozisyon için tam 2,5 dakika belirlenmiş. Bir GTR'ın A'dan Z'ye tamamlanması 60 saat sürüyor. Yani her 24 saatte 5 GTR banttan inmiş oluyor. GTR yenilenmiş olabilir belki ama isminin şerefli bir geçmişi var. GTR ilk olarak 1969 yılında Nissan'ın 4 kapılı Skyline sedan modelinin üst modeli olarak yaratıldı. Bu araba bir yarış arabası olabilecek kadar hızlı bir düz yol arabasıydı. Genç Japon kısa bir süre sonra dünyanın en iyilerine kafa tutmaya başladı. Orijinal Skyline GT sıradan bir sedandı. Ancak içine büyük 6 silindirli bir motor konulunca süreti arttı. Öyle ki Porsche geçti. Bu Japon araba yarışı tarihinde bir ilkti. 90'lı yıllarda ise rakiplerini ezici bir zaferle geride bıraktığı için Godzilla olarak anılan 3. nesil Skyline GTR üretildi. Godzilla ismi arabanın Japonya menşeli olmasından kaynaklandı. Bu müthiş bir öldürme gücüne sahip bir tür mitolojik ejderhaydı. Skyline GTR Japonya'da bir efsane. Popüler kültürde bile yer edinmiş. Ülkenin manga dergilerindeki kahramanların değişmez arabası.
Şef tasarımcı Shiro Nakamura'ya göre GTR'ın eşsiz kültürel konumu tasarımının her aşamasında yansıtılıyor olmalı. Bunun eşsiz bir Japon süper arabası olması gerekiyordu. Amacımız yeni bir Porsche daha yaratmak değildi. Yeni bir Ferrari yaratmak da değildi. Deyim yerindeyse ben yeni bir Nissan yaratmak istedim. Batı'da süper arabalar kıvrımlı, zarif hatlı ve aerodinamik şekilli olur. GTR'ın gövde yapısı ise tam tersi. Kare şeklinde, köşeli ve küt. Bu köşeli tasarımın ilhamı bir başka Japon grafik yaratısından alınmış. Gundam robotları. Bu şekil arka fara birleşiyormuş gibi duruyor. Yüzeyin hassasiyetini hemen fark edersiniz. Bu kas, arabamız erkek, dişi değil. Bu erkeksi, robottan esinlenilmiş köşeli form, aerodinamik bir süper araba için hiç uygun görünmese de, köşelerin her biri havanın GTR'ın kaba ve etkin gövdesinden akıp gitmesini sağlayabiliyor. Böyle bir tasarımı olan aracın aerodinamiği zayıf olur diye bilinir. Ama bu doğru değil. Gövde burada. Nissan'ın Tokyo'nun 45 kilometre güneyinde Atsugi'de bulunan teknik merkezindeki rüzgar tünelinde teste tabi tutuluyor. Baş mühendis Mizuno ve ekibi dış tasarımın hava akımını nasıl olumlu etkileyebileceğini ve GTR'ın aerodinamiğini nasıl arttırabileceğini bulmak için haftalarca uğraşmış. Gerçek GTR'ın %40 küçültülmüş bir modeli dönebilen tekerlerin üstüne yerleştirilmiş. Bu tekerler saatte 300 kilometrelik hızı simüle edebiliyor. Duman ve lazer ışığı arabanın çevresini saran hava akımını belirginleştirmeye yarıyor. Hava akımı ne kadar düzgün olursa aerodinamik o kadar iyi, direnç o kadar az demektir. Gövdenin yüzeyinde türbülans yok. Daha doğrusu bu yüzeyde türbülans oluşamıyor. Yan taraflardaki hava bile düzgün biçimde akıyor. Türbülansa izin vermeyen bu tasarım direnci azaltıyor. Aerodinamik etkinlik CD katsayısı adı verilen bir sayı kullanılarak ölçülüyor. Bu sayı ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Sıradan bir kamyonun CD sayısı aşağı yukarı 0.90. Ön tarafı yassı ve aerodinamik değil. Geniş ve kare şeklindeki arka tarafı ise hava akımına karşı direnci artıran hava türbülansları yaratıyor. Çok daha aerodinamik bir yapıya sahip olan sıradan bir arabanın CD sayısı ise 0.35. Yani kamyonunkinin 3'te 1'i kadar. Rüzgar tünelinde geçirilen onca zaman karşılıksız kalmıyor. Keskin hatlı GTR'ın CD sayısı sadece 0.26. Halen üretilmekte olan arabalar arasında en düşük oranlardan biri. Bu arabanın aerodinamiği çok çok iyi. Her detay bu sonuca ulaşmak üzere tasarlandı. Aerodinamik arabanın performansını pek çok açıdan etkiliyor. Yarışçılık geçmişine sahip baş mühendis Mizuno, arabanın üstünden geçen hava akımından olabildiğince faydalanmakta tecrübeli. Tampon barının ya da öndeki spoiler'ın tepesine çarpan hava iki yana ayrılıyor. Bu hava akımının gücü kullanılarak fren sistemi soğutuluyor, motor bölümü soğutuluyor ve aynı anda aşağı çekiş kuvveti üretilmiş oluyor. Aşağı çekiş kuvveti, GTR tasarımının kilit noktalarından biri. Hava arabanın gövdesinden geçerken aşağı doğru bir itiş gücü oluşturarak lastikleri yola bastırıyor.
Bu güç sayesinde araba yola daha sıkı tutunuyor ve hem süratlenmeyi hem de dönüşü hızlandırıyor. Kutumsu tasarımın bu özelliğinden azami fayda sağlamayı ve aerodinamiği arttırmayı başardık. Mega fabrika Tochigi'ye dönüyoruz. GTR hayata burada, gövde atölyesinde başlıyor. ...341 robot, çelik, yassılaştırılmış alüminyum ve yüksek teknoloji karbon fiber kasasını bir araya getiriyor. Gövde kabuğu burada kıskaca alınıyor, sıkıştırılıyor ve kaynaklanıyor. Toplam 7000 kaynak işleminden sonra GTR'ın tavanı yerine oturtuluyor. Ve robotların işi bitiyor. Tamamlanmış olan kasa havaya kaldırılıp yeni bir banda alınıyor. Tochigi iki katlı bir tesis. Zemin katta arabalar yapılıyor, boyanıyor ve test ediliyor. Bu sırada üst katta bir dizi otomatik taşıyıcı bant, arabaları ve parçaları alt kattaki operasyonu aksatmaksızın tesisin içinde gereken noktalara ulaştırıyor. Sıra çıplak GTR kasasının boya atölyesine alınmasına geldi. Boya kabinine sadece yetkili personel girebiliyor. Nissan bu ünitenin toz almaması konusunda çok hassas. Çünkü toz boyanan yüzeyi bozabilir. Bu nedenle kameralara da izin verilmiyor. Bu işlemden sonra kabin parlak ışıkların bulunduğu bir tünele alınıyor. Burada 250 ayrı neon lambadan gelen floresan ışık en küçük hatayı ortaya çıkartmaya yetiyor. Sonra sıra boyanmış olan gövdenin cilalanmasına geliyor. Bu tamamen GTR'a has özel bir işlem. Her bir arabanın kusursuz görünmesi yaklaşık 3 saat sürüyor. GTR'ın imalatında rol almaktan gurur duyuyorum. Çocukluğumdan beri hayallerimi süslemiş olan araba. Boyası ve cilası tamamlanan kabin, boya ünitesinden birleştirme ünitesine alınıyor. Üst katta bulunduğu noktadan pozisyon 1'e iniyor. Burada kapıları sökülüyor. Böylece işçiler iç kısma çok daha rahat erişebiliyor. Bu engel de ortadan kalkınca birkaç saniye içinde kablolama işi bitirilip gösterge panosu yerine oturtuluyor. Karbon fiber spoiler yerine takılıyor. Ardından gövde havaya kaldırılıyor ve bir taşıyıcı banta yerleştiriliyor. Buradaki işi bittiğinde yanındaki banta geçirilecek. GTR'ın motoru birleştirme ünitesinin bir başka noktasına geliyor ve bir taşıyıcının üstüne yükleniyor. Bu yolculuk bilgisayar kontrolünde gerçekleştiriliyor. Motor aracın gövdesiyle tam olması gereken zamanda ana üretim bandının üstünde buluşacak.
GTR'ın motoru, Nissan'ın bugüne kadar imal ettiği en kuvvetli motor. Bu motor sayesinde GTR'ın sıfırdan 100 kilometreye çıkması sadece 2.8 saniye sürüyor. Motor, Tokyo'nun 30 kilometre güneyinde bulunan Yokohama'da imal ediliyor. GTR motorlarının tamamı el yapımı. Yüksek performanslı motorlar seri üretim olamaz. Parçalar kirlenmeyi önlemek adına kapalı ve temiz bir odada birleştiriliyor. Japonca'da Takumi olarak bilinen 30 yetenekli zanaatkardan bir tanesi 4 saatten uzun süre uğraşarak motorun parçalarını bir araya getiriyor. Ustabaşı Bay Kurosawa, Takumi'nin ne kadar önemli bir iş yaptığının farkında. İşçiler yarattığımız eserde hayati bir rol oynar. Sakıncası yoksa sanat eseri demek istiyorum. Çünkü yaptığımız şey sadece bir motor değil. Sonunda herkesin tatmin olmasını sağlayacak bir eser. Başlangıç noktası 6 silindirli motor bloğu. Birleştirme ünitesine ulaştığında blok önce havayla temizleniyor ve numaralandırılıyor. Oradan da hava koridoru vasıtasıyla temiz bölgeye geçiyor. Ustabaşı burada parçayı bekliyor. Motor birleştirme işine baktığımda açıkçası bunu A'dan Z'ye tek başına yapabilecek çok fazla insan olduğunu sanmıyorum. Bu anlamda bu tesiste çalışmaya uygun bulunmanın önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Her bir somunun ne kadar sıkıldığı bile hayati derecede önemli. Milyon dolarlık bir makine torku kontrol ediyor. Ardından Takumi 60 derece ısıtılmış bir sıcak masanın üstünde pistonları hazırlıyor. Bunlar sıcak sayesinde genişliyor ve böylece teknisyen yerine sımsıkı oturacak bir somun takabiliyor. Azami sıkılığı sağlamak için her bir piston elle seçiliyor. Silindir kafası yerine yerleştiriliyor. Motor artık son rötuşlara hazır. Takumi ölçüm yapıyor ve gerekli gördüğü takdirde motorun hareketli kısımlarında bulunan parçaların 1 milimetrenin %1'i genişliğinde olabilecek ve sorun yaratabilecek boşluklarını sıkıştırıyor. Çok geniş ya da çok dar bir boşluk bile motorun performansını etkiler. Hiçbir otomatik üretim bandının böylesi bir hassasiyetle çalışması mümkün değil. Farkı yaratan tek etken işe değen insan eli. Bu motorun teknik gereklilikleri sıradan bir motorunkine oranla %50 daha hassas ki bu büyük bir özen gerekiyor demek. Yani bu adamlar motora elleriyle can verirken makinenin yapamayacağı bir şey yapıyorlar. Bu motor seri üretimden çıkmış bir motordan çok farklı. İşi neredeyse biten 250 kiloluk motor ısı kontrollü odanın dışına naklediliyor. Burada turbo şarjlarıyla buluşturulacak. Turbo şarj, motorun ağırlığını arttırmadan gücünü arttırmanın en basit ve en kompakt yöntemi. Motora fazladan hava ve yakıt sağlayarak beygir gücünü %50 oranında arttırabiliyor.
Bir araya getirilmiş motor ilk kez çalıştırılacağı dinamo odasına alınıyor. Bir saat süren değerlendirmede yapılan 38 ayrı testle beygir gücünden torka kadar her işlev ayrı ayrı kontrol ediliyor. Bu bilgiler kayıt altına alınıp aracın yeni sahibine veriliyor. Ancak işçilerin içi yine de rahat etmiş değil. Düşüncesi bile korkutucu. Çünkü elimizden çıkan GTR motorunun performansını biz görmüyoruz. Müşterimiz görüyor. Bu el yapımı motor son derece güçlü olsa da baş mühendis Mizuno'nun V6'yı seçme nedeni gücünden çok ebadı. Az yer kaplaması nedeniyle aracın içine kolay yerleştiriliyor ve ağırlık dağılımını bozmuyor. Şunu belirtmek isterim ki motorun tek görevi araca güç temin etmek değildir. Motorun hem ağırlık merkezini hem de kütle ağırlığını hesaba katmamız gerek. En ağır iki parça olan motorla ön ve arka tekerlerin üstüne yerleştirilen dingil de yerine takıldıktan sonra Mizuno kusursuz ağırlık dağılımını elde etmiş oluyor. Bu denge kusursuz bir sürüş sağlıyor. Mizuno'nun bir sonraki işi motorun 545 beygir gücünü yollara uyumlu hale getirmek. Bunu yapmak için öncelikle araç tasarlama kılavuzunu bir tarafa bırakması gerek. Klasik mantıkla bakıldığında araç ne kadar hafif olursa o kadar çabuk süratlenir. Ancak 1700 kiloluk GTR bir süper araba için ağır sayılmakla beraber 0'dan 100 kilometreye 2.8 saniyede çıkabiliyor. GTR'ın ağırlığını dört teker üstüne eşit olarak yaymayı başaran Mizuno, tutuşu ve hızlanmayı azamiye çıkarmış oluyor. GTR, süper araba statüsünü ve yumuşak sürüşünü ağırlığın bu şekilde eşit dağıtılmasına borçlu. 300 kilo'da... Müşterilerimiz saatte 300 kilometre hızla giderken ya da 2.9 G ile viraj dönerken sohbet etmeye devam edebiliyor. Bunu mümkün kılan şey GTR'ın ağırlık tasarımı. İyi bir arabanın hafif olduğunu ve eğer hafifse güce gerek olmadığını söyleyecek herkes bence amatördür. Fabrikada ise motor ana üretim bandına paralel yürüyen dairesel aktarım organları birleştirme bandına geliyor. Burada üstüne vites kutusu takılmış olan dingiliyle birleştirilecek. GTR'ın şanzımanında vites değişim hızı 200 milisaniye. Bir araya getirilmesi ise 1 saat sürüyor. Nagoya, Tokyo'nun 270 kilometre batısı. GTR vites kutuları buradaki Aichi Kihei tesisinde bir araya getiriliyor. Tesisin hijyen seviyesi uzay üstünden farksız. İşlemin yapılacağı odadaki basınç dışarıdan yüksek. Böylece dışarıya doğru sürekli bir hava akışı sağlanıyor ve kirlenme önlenmiş oluyor. Vites kutusu da aynen motor gibi Takumi tarafından elde birleştiriliyor. 19 adet dişli tam 7 dakikada bir araya gelmiş oluyor. Bu 6 kademeli otomatik vites kutusu tam bir sanat eseri. Bu dünyanın ilk arkaya monte edilmiş bağımsız çalışan çift debriyaj balata sistemi. Çift kavrama sisteminde debriyajın biri bir vites dişlisi için, diğeri de sonraki içindir. Vites değişimi sırasında dişlinin biri kullanım halindeyken diğeri hızlanır ve bekletilir. Vites göz açıp kapatıncaya kadar değişmiş olur.
Ve böylece sürücü çok daha yumuşak bir süratlenme hisseder. Vites değişimi sırasında sarsıntı ve sıçrama hissedilmemeli. Ayrıca sürtünme ve geri tepme de olmamalı. Motor daha pedala basıldığı an güç üretmeli ve bu kesintisiz olmalı. Sürücü hızlanmayı araçla aynı anda hissetmeli. Takumi vites kutusunu muhafazasının içine yerleştirip yağ püskürtüyor. Bu iş bittiğinde en kritik parçalarının takılacağı mükemmel yalıtılmış bir odaya alınıyor. Son olarak teknoloji harikası bir test makinesine getirilip vites değişim hızlarının süreti kontrol ediliyor. With using this final tester, we can guarantee the not only the quality but also the performance for the customer. Üretim hattının tamamı bu test cihazının kusursuz çalışıyor olmasına bağlı. This machine is the only one all over the world. So if this final tester is broken, we cannot produce this transmission for the customers. Mükemmel çalışan makine vites kutusunu yerine sadece 10 dakikada takıyor. Testi geçti. Hijyenik odadan çıkartılıp Tochigi'ye gönderilmeye hazır. Burada işçilerden biri dingili inşa ediyor. Vites, frenler ve süspansiyon ünitesi. Bu iş bitince süspansiyon ayarına geçiyor. Bunun için bir test donanımı kullanan teknisyen süspansiyonu eşitliyor ki yol tutuşu kusursuz olsun. Yeşil ışık ayarın doğru olduğunu gösteriyor. GTR'ın süspansiyonu da dünyada bir ilk. Otomobildeki ağırlık dağılımını gözlem altında tutuyor. Araçta bulunan bilgisayarlar her 100 saniyede bir süspansiyon ünitelerine eşitliyor ve bunu sürücü ağırlığını da hesaba katarak yapıyor. Bu sayede 4 tekerin 4'ünde de azami yol tutuşu sağlanmış oluyor. Fren yaparken, hızlanırken ya da sollama yaparken olması gereken 4 tekerin 4'ünün de üstündeki ağırlığın eşit olmasıdır. İdeal durum budur. İşte asimetrik süspansiyon sistemini bu nedenle geliştirdik. Ağırlık dağılımının doğru olması ve yükün her koşulda 4 teker üstüne eşit dağılmasını sağlamak için. Birleştirilen fren, vites ve süspansiyon ünitesi bir forklift yardımıyla aktarım organları toplama bandına taşınıyor. Aktarım organları toplama bandı üretim hattıyla kesişecek şekilde bir daire çiziyor. Hangi model arabanın üretim bandının neresinde olduğu bir bilgisayar tarafından çoktan hesaplanmış ve gelen aktarım organlarının o noktaya ulaşması öngörülmüş. Bu bantta çalışanlar için kritik bir an. Tochigi'deki her model için bu işlem karmaşık işlem sayılsa da GTR söz konusu olduğunda ekibe bir işçinin daha katılması gerekiyor. GTR imalatının en zor yanı aktarım organlarını yerleştirmek. Gövde birleştirilmesi aşamasında genellikle dörtlü gruplar halinde çalışılır. Ama hem GTR özel bir araba olduğundan hem de debriyaj şaftını takmak gerektiğinden bu noktada 5 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. Beşinci kişi de bir Takumi. GTR'ın karmaşık aktarım organlarını yerine takabilecek işinin ehli bir teknisyen.
Aktarım organının yerine takılmasını zor kılan şey şanzıman ve arka dingilin bir arada olması. Normalde güç önce bir şaft yardımıyla motordan vites kutusuna aktarılır, oradan da arka tekerlere ulaşır. Ancak GTR üstün bir yol tutuşu sağlamak amacıyla dört çeker olarak düşünüldüğünden bu gücün ikinci bir şaft yardımıyla ön tekerlere de ulaştırılması gerekir. Yani iş neredeyse iki kat arttı demek. Oysa operasyonda ciddi bir zaman sınırlaması var. Hat asla duramaz. Öncelikle dingil bir hidrolik yardımıyla arabanın arkasına doğru yükseltiliyor. Ardından motor yerine yerleştiriliyor. Son olarak da iki şaft bir araya getiriliyor. Beşinci adamın varlığı sayesinde tüm bunlar sadece 15 dakika sürüyor. İş bittiğinde Takumi bir sonraki GTR için hazırlık yapmak üzere aktarma organları hattının başına dönüyor. Üretim hattındaki GTR burada egzozuna, süper hafif alaşım jantlarına ve nitrojenle dolu lastiklerine kavuşuyor. Çünkü bildiğimiz hava bu süper araba için uygun bulunmuyor. Koltukları ve direksiyonu da takıldı. Sonraki aşama kapıların takılması. Nihayet sıra gösterge panosunun yerine oturtulmasına geliyor. Tüm GTR'ların alameti farikası. Bu gösterge panosu arabanın performansı hakkında detaylı bilgi veriyor ve yaratıldığı günden beri cazibesinin bir parçası. Bu özelliğin aracın yeni versiyonu için modernize edilmesine karar verildi. Bu noktada Mizuno eski bir arkadaşına başvuruyor. Kazunori Yamauchi. Kendi paramla satın aldığım ilk araba bir GTR'dı. Yani bu spor arabanın kalbimde her zaman özel bir yeri olmuştur. Fakat bu sıra dışı bir seçim. Bay Yamauchi araba tasarımcısı değil. Daha önce bir otomotiv şirketinde çalışmışlığı bile yok. Kendisi Polyphony Digital'in yönetim kurulu başkanı. Bu şirketse Gran Turismo adı verilen bir video oyununun yaratıcısı. Bu oyunda binlerce farklı arabayla son derece gerçekçi sürüş deneyimleri yaşanabiliyor. Dünya çapında milyonlarca kopyası satılmış ve üretilmiş tüm GTR modellerini bu oyunda bulabilmek mümkün. Yamauchi bu sanal harikanın babası ama baş mühendis ve tasarımcı Mizuno yeni GTR için bir bilgisayar göstergesi yaratmasını isteyinceye kadar bu tutkusunu hayata geçirme fırsatı olmamış. Benden istediği şey gayet basitti. Çıkartılabilecek en muhteşem işi çıkarmanı istiyorum dedi. Gran Turismo oyuncuları sanal dünyada araçlarını ne kadar iyi kullandıklarını an be an görebiliyor. Yamauchi, GTR sürücülerinin bu lüksü gerçek dünyada da yaşamalarının mümkün olduğuna inanmış. Araba kullanmayı severim. Her gün kullanıyorum. Fark ettim ki kişinin böyle bir bilgiye sürüş sırasında sahip olabilmesi bile başlı başına bir keyif kaynağı. Yamauchi ve ekibinin yarattığı çok fonksiyonlu gösterge, sürücüye ve arabanın performansına dair çok zengin bilgiler sunuyor. Çekim kuvvetinden tutun da direksiyon açısına kadar. Bu daha önce sadece oyun tutkunlarının yaşayabildiği bir deneyim. Bu bilgi gözünüzün önünde olduğunda sürüş son derece keyifli bir hal alıyor. Daha önce hiç yaşamadığınız bambaşka bir keyfi deneyimlemiş oluyorsunuz. Bu özelliğiyle GTR itibarını arttırdı ve adını sanal dünyaya yazdırdı. Böyle bir teknolojinin varlığı GTR'ın farklılığına, efsaneviliğine ve şaşırtıcılığına katkıda bulundu. Ah!
Fabrikada deposuna ilk kez benzin koyulan ve neredeyse bitmiş sayılabilecek GTR üretim hattından iniyor. Ve doğruca denetim sahasına alınıyor. Buradaki görevliler 6 vitesin tamamını deniyor. Saatte 130 kilometre hıza çıkartıyor ve frenleri test ediyor. Sonraki aşama olası boya hatalarını tespit etmek üzere parlak ışıklardan oluşan ikinci tünel denetimi. Bu aşamaları sorunsuz olarak geçtikten sonra lifte alınıp karter koruma işlemleri bitiriliyor. Ve son olarak model arması takılıyor. Artık sıra lastik yakmakta. Her GTR tesisten çıkmadan önce zorlu 30 kilometre testini geçmek zorunda. Arabaların sürüşünü test edecek kişi ise test sürücüsü Kazuo Shishikura. Süspansiyon ve tekerleri iyice zorlamak amacıyla zorlu yollarda saatte 50-60 kilometre hızla gideriz. Yarışa hazır olduklarını anlamak için fren, debriyaj ve vitesler de zorlanmalı. GTR, Tochigi'de üretilip bu özel muameleye layık görülen tek araba. Müşteri arabanın faturasını aldığı an yarış pistinde sürüş yapabilir. On test sürücüsünden oluşan bir ekip her gün gece gündüz demeden 25 GTR'ı bu yollarda sınava tabi tutuyor. Yaptıkları işe imrenmemek mümkün değil. Eğlenceli ama tabii ki araba benim değil, müşterinin arabası. Bu nedenle test sürüşleri sırasında araçlara olabildiğince dikkatli ve özenli davranıyoruz. Yıkanan ve kurulanan GTR fabrikadan çıkartılıp sahibine ulaştırılmaya ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilen 4000 GTR'dan biri olmaya hazır. Ancak baş mühendis Mizuno tatmin olmuş değil. Baş yapıtının çok daha güzel olabileceğine inanıyor. Sürekli gelişim sağlayabilmek adına arabaya her yıl yeni bir özellik ekliyor. Her yıl yeni bir ürün yaratıyoruz çünkü her yıl müşterilerimize yeni bir ürün sunabilmek istiyoruz. Arabayı sürekli geliştirmemiz bu konuda ne kadar ciddi ve kararlı olduğumuzun göstergesi. Bu yılki versiyonda motor gücü 20 beygir arttırılmış, aerodinamik güçlendirilmiş ve süspansiyon sistemi geliştirilmiş. Bunlarla yetinemeyecekler için Doğu Ejderi'nin olağanüstü yetenekli bir yarış modeli de var. Şu ana kadar bir GTR'dan istenebileceklerin ancak %80'ini başardığımı söyleyebilirim. Kalan %20 içinse müşterilerimizden GTR'da alışık oldukları gelişmeleri sabırla beklemelerini rica ediyorum. Bu hikayenin sonu değil, sadece bölümlerden biri. Ve bana sorarsanız GTR gibi arabaların en güzel yanı da bu. Neredeyse 40 yıldır otomobil tasarlayan biri olarak şunu öğrendim. Araba sadece bir nesne değildir. Araba duygu ve heyecan yaratır. Bizim işimiz insana iyi bir dost kazandırmak. Vardığım sonuç budur.